ve yüsemma ve adlandırılır. Semma, yüsemmi, yüsemma meçhul muzarifin yüsemmeyu aslında. Semmeye yüsemmiyu. Semmeye yüsemmiyu. Fe'ale yufa'ilu gibi. Yüsemme adlandırılır ne? Es-selâsetul üvelu. Selâsü üç, üvel. İlk üç. İlk üçü adlandırılır. Yani ilk üç bab. İlk üç bab hangisi? Zarabe yazır bu bir. Gattel yektul iki. Aleme yalem üç. Bu üçü kastediliyor. Bu üçü adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Daime. Daimel ebvabi. Babların asılları. Ey usuliha demiş burada görüyorsunuz. Babların asılları. Daim asıllar demek. Daim kelimesi asıllar manasına geliyor. Yani temeli, direkleri, kolonları, destekleri, sütunları artık destekleyen bir şey yani onu ayakta tutan şey demektir. Daimel evvabi, babların ayaklarıdır. Onu ayakta tutan şeylerdir, asıllarıdır, usuliha. Niye böyle diyor? İlk üçü için, ilk üç bab için neden babların asıllarıdır dedi. Nedeni birazdan anlatacak. Onu demeden önce şuradaki 7 ile alakalı olarak dipnota kısaca bir bakalım. Diyor ki gavluhu el üvelu üvel kelimesi bir vammil hemzeti ve fethil vavi. Vavun fethası ve hemzenin zammesi ile okunur. Üvel. Bu nedir? Cem-i müennes sıgasıdır. Vahiduhu müfredi de uladır. Müzekkeri nedir? Evvelündür. Burada kastedilen şey nedir? El muradu usulü rebab. Usulü rebab'tan kastedilen şey nedir? Hiye o. Varabe, katele ve alimedir. Varabe, katele ve alime babı. Bu bablar kastedilmiştir. Bu üçü nedir? Babların direkleridir, asıllarıdır. İyi de niye? Neden böyledir? Li ihtilafi harekatihinne. Li ihtilafi harekatihinne. İhtilaf farklı oluş demek değil mi? Farklı farklı. Li ihtilafi harekatihinne. O üçünün hinne onların yani o üçünün o saydığımız ilk üç babın hareketlerinin farklı farklı olmasından dolayı onlara babların asılları, direkleri, temelleri denilmiştir. Şimdi 6 tane bab var. Bu 6 babtan 3'ü hareketleri farklı. Nerede farklı? Fil mazi vel müstakbeli. Mazide ve muzaride 3 babın hareketi farklıdır. Mesela hemen geri dönelim. Varabe yavribu. Bunda ne var? Mazi ile muzarin hareketi farklıdır. Yani aynı fiillerindeki hareketler farklı. Bir fetha, bir esre. Katele yektulu. Mazi muzari aynı fiillerindeki hareketler farklı. Alime ya'lemu. Mazi muzari aynı fiillerindeki hareket farklı. Bu üçü böyle. Ha, diğer üçü öyle mi? Fetaha yeftahu. Mazi ve muzari de aynı fiili. Fetha. Kerume yekurumu. Mazi muzari aynı fiili ney? Ötre. Hasibe yahsibu. Mazi muzari aynı fiil hareketi ney? Esre. Demek ki 6 baptan üçündeki hareke farklı, diğer üçündeki harekeler ise aynıdır. Yani aynı fiillerindeki harekeler kastediliyor burada. Üçü farklı, üçü aynı. Lihtilafi harekatihinne, o üç babın harekeleri farklı olduğu için kendilerine bu adı verilmiştir. Yani nerede farklılar? Fil mazi ve müstakbeli. Mazi de ve muzari de farklıdır. Yani aynı fiillerinin harekeleri farklıdır. Ve daha niye? Hani diğer bir gerekçe burada veriyor. Li ihtilafi ve daha niye? Ve kesratihinne. Kesrati. T'yi esreyle okuduk. Şuradaki li ile bağladık çünkü. Vav atfafi lama bağladık. Li kesratihinne demektir bu. Ve kesratihinne. Ve onlar çok oldukları için. Kesret çokluk demek. Tam olarak ne kastetti? Şimdi bunun için dilerseniz
1 numara ve 2 numaralı dipnotlara bir göz atalım. Burada nelerden bahsediliyor? Harekatihinne. 1. Zamiru fi harekatihinne. Harekatihinne kelimesindeki şu hinne zamiri var ya, bu yerci'u dönmektedir. Nereye? İlel uyuni. Uyun kelimesi aynun aynan uyun cemi mükessardır. Ayınlar demek. Yani aynel fiillerine dönmektedir. Ne dedik zaten biz? O fiillerin, o babların aynel fiilinin harekelerindeki farklılıklardan dolayı bu isim verilmiştir dedik. Yani harekati uyuni hazi selaseti. Şu üç babın, şu üç fiilin aynel fiilinin harekeleri demektir bu. Ve inkâne yerci'u bihasebi zahiri ilel ebvâbi selase, yani ennel mâzi lemmâ kâne muhalif lil müstakbeli fil mânâ evcebet tilkel muhalefetu ihtilâfihima. Artık devam ediyor. Gerisini okumayalım. Sonuç olarak buradaki zamirin nereye raci olduğuna dair kısa bir bölüm okuduk. Şimdi şuraya geldi. Kesra tihinne dedi ki, burada iki yazıyor. Diyor ki bil cerri. Cer ile okunur. Kesre ti. Ta'nın cerri estesiyle okunur. Niye böyle okunur? Çünkü matufun atfedilmiştir. Hanel ihtilafi. İhtilaf kelimesinin üzerine kesret kelimesi atfedildiği için. İhtilaf da mecrur ya. Lamdan dolayı. Ha, bundan dolayı kesret de ne olacaktır? Mecrur okunacaktır. Peki kesretihinne derken ne demektir bu? Kesretihinne, yani kastedilen şey nedir? Li kesrati istimali hazihil ebvabi selaseti. Bu üç babın istimali çok olduğu için, kullanımı çok olduğu için. Bu üç bab diğer bablara kıyasen daha yaygın olarak kullanılmaktadır. F bu durumda, madem ki durum böyledir, o zaman tekunu olur. Ne olur? Hiye, o ilk üç bab nedir olur? Usulel ebvabi, babların asılları olur. Niye öyle? Çünkü لِأَنَّ غَيْرَ الْأَصْلِ asıl olmayan yakau vaki olur fil kelam, kelamda galilen az olur. Asıl olmayan şey kelamda az bulunur. İlk üçünün kullanımı çoktur dedi ya, dolayısıyla bunlar asıldır. Diğer üçünün kullanımı azdır. Ha, diyor ki az kullanılan şey zaten asıl olmayandır. Bu da diğer bir delil olmuş oldu yani, kesretlik. Ve kesratinde ne demekmiş? İstimali kesret. Kesreti istimal. Kullanımın çok olması demekmiş. Ve fetaha yeftahu. Şimdi fetaha yeftahu burayı ele almaya başlayacak. Yeftehu. Fetaha yeftehu babı. Yani üçüncü bab diyelim. La yedhulu. Dahil olmaz. Nereye? Fid daimi. Fid daimi. Daim. Asıllara, yani direklere dahil olamaz üçüncü bab. Niye? Li in'idami İhtilafil harekati ve in'idami diye devam edeceğiz. İn'idami ihtilafil harekati. İn'idam, ademlik yani adem. Daha önce geçmişti bu kelime. İn ademe yen'ademu in'idamun. İn fa'le yen'fa'lu infi'arun. İn'idam olmadığı için, mevcut olmadığı için. İn'idami ihtilafil harekat. Hareketlerin ihtilafı mevcut değil. Hareketlerin ihtilafı olmadığından dolayı. Hareketlerin ihtilafı var mı? Fetaha yeftahu da yok. Yani mazi ve muzari'nin aynı fiillerine baktığımızda harekelerde bir farklılık yok. İkisinde de fetha. Dolayısıyla li'n'idami ihtilafil harekatı diyebiliriz. Mazide de muzari'de de aynı fiil fethadır çünkü. İhtilaf hareketlerinde olmadığı için. Yani buradaki el harekat, el harekatihinne demek daha mantıklı olacak. Yukarıda yazdığı üzere harekatihinne, onların harekelerinde farklılık olmadığı için, ki burada fetha yeftahu kastediliyor. Ve idam ve daha neden dolayı, diğer bir gerekçe. Demek ki fetha yeftahu daimden değildir. O direklerden değildir. Niye? Harekeleri farklı değil çünkü, bundan dolayı. Ve daha niye? Diğer bir gerekçe. İn'idami meci'ihi, gelmediği için. İn'idam
olmamak demek. Meci gelmek demek. İnidame mecihi gelişi olmadığı için. Gelmesi olmadığı için. Yani gelmediği için. Nesis bi gayri harfil halqi. Bi gayri harfil halqi. Boğaz harfi olmaksızın. Boğaz harfinden başkasıyla gelmemektedir. Boğaz harfi illa onda olacak yani. Böyle bir şart var kendisinde. Bu da nedir? Diğer bir gerekçedir. Boğaz harfleri nelerdir? Harfte 4 yazmış. 4'e baktığımızda diyor ki huruful halki boğaz harfler nedir? Tabi burada Elif yazmayacak. Elif neden yazmadığını, Elif'in buna dahil olması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Nerede? Maksutta veya izide. El hemzetu vel ha'u vel aynu vel ha'u vel gaynu vel ha'u. Bunlar boğaz harfleridir. Durum böyle. Peki boğaz harfleri nerede bulunması gerekiyor? Boğaz harfleri 3. babın yani fe fiilinde, ane fiili, lame fiili neresinde bulunması gerekiyordu? Ayner ve lamer fiilinde. Ayner fiilinde veya lamer fiilinde boğaz harflerinden bir tane harf olması gerekiyordu. Evet. Şimdi şunu gelecek diyecek ki boğaz harfi bulunmadığı halde 3. baptan olan fiiller vardır. Bunu anlatmaya başlayacak. Bunu anlatmaya başlamadan önce şunu anlatalım. Neden aynel veya lamel fiilinde boğaz harfi olması gerekiyor diyor. Mesela fe'al fiilinde olsa olmaz mı? Olmaz yani bildiğimiz kurala göre. Ama neden olmaz? Bunun da bir gerekçesi var değil mi? Fe'al fiilinde aynel fiili olsa ve nasıl söyledim? Fe'al fiilinde boğaz harfi olsa. Yani boğaz harflerinden herhangi biri aynel veya lame fiilinde olmalı diyoruz ya. Fe'al fiilinde olsaydı ve aynel fiillerini fetharasaydık da bu durumda 3. baptan saysaydık. Nasıl mesela? Örnek emera ye'muru. Şurada örnek var. Emera ye'muru. Emera. Baştaki e nedir? Hemzedir. El hemze. Boğaz harflerinden bir tanesi. Görüldüğü üzere emera ye'muru. Nerede var? Fe'al fiilinde hemze var. Yani bu da emera ye'muru ya alime ya'lemu diye bir örneği Rıza Hocam verdi. Ayn var. Alime'den mesela. Tabi fark ediyorsunuz bu hareketleri tutmuyor yani. Emera ye'muru diyoruz. Ye'mera demiyoruz. Şayet hareketleri tutsaydı ama yani. Onu demek istiyorum. Dört numaralı haşiyede ne anlatılıyor? Diyor ki biz boğaz harfini fe'al fiilinde değil, aynel veya lamel fiilinde arıyoruz. Neden? Çünkü örnek alime üzerinden gidelim. Fe'al fiilinde boğaz harfi olsa o boğaz harfi evet mazide telaffuz gayet net bir şekilde ediliyor. Mesela alime veya emera oldu. Muzariye bak ama ya'lemu. Sakin geldi değil mi boğaz harfi? Veya ye'muru. Sükunla geliyor muzaride. Oysa bize hem mazide hem muzaride harekeli olarak lazım bu. Niye? Çünkü boğaz harfleri ağırdır. Fethada nedir? Ehaffül harekat demiştik. Harekelerin en hafifidir. İşte boğaz harfindeki o ağırlığı yani telaffuzdaki ağırlık, zorluğu, o meşakkati kaldırabilmesi adına fethayı kullanıyoruz. Fe'al fiilinde olursa işte alime'de olduğu gibi evet alime'de problem yok ama muzaresinde problem oluyor. Ya'lemu diyorsun. Ya'lemu demiyorsun. Sakin olarak geliyor. Oysaki hareketlerin en hafifi fethaydı. Biz fethayı neden getiriyorduk? Ehaffül harekattır kendisi. Boğaz harfleri de ağır harftir. Kendilerindeki ağırlığı fethayla kaldırmaya, azaltmaya çalışıyoruz. Oysa muzaride ya'lemu ye'muru fethalı gelmiyor. Şayet fe'al fiilini saysaydık yani. Bu yüzden fe'al fiilinde olması bizi hani bağlamıyor, yeterli olmuyor, kurtarmıyor. Aynen veya lamel fiilinde olmasını bu yüzden bekliyorlar. Ve marrakene yerkenu.
Şimdi şuna gelecek. Diyecek ki boğaz harfleri olmaksızın gelmez dedik ya. Diğer gerekçe buydu. Sen öyle dedin ama bakalım öyle mi? Yani bu genel geçer bir kural mıdır? Bunun istisnaları var mıdır? Ve emma rakene yerkenu. Şimdi rakene yerkenu'ya bakıyorum. Az önce saydığımız boğaz harflerinden rakene yerkenu da var mı? Yok. Ama rakene yerkenu bakıyoruz. Anne fiilleri hem mazide hem muzaride fethalı. Üçüncü baptan yani. Ve boğaz harfi içermiyor. Ve eba ye ba e be ye be yu. E be ye be yu. Bu da aynı şekilde kendisi nedir? E be ye be yu. Kendisinde boğaz harfi yok. Hani var da faal fiilinde var. Faal fiilinde olması bizi ilgilendirmiyor. Aynır ve lamer fiilinde olmalıydı. Baştaki hemze boğaz harfidir ama faal fiilindedir. Ki biz aynır veya lamer de arıyorduk. Elba'da da yoktur. Elba yeba meşhur bir fiilimiz. Yani birkaç defa geçmiştir. Şazun yazmıştı kitaplarımızda. Şaz olarak geçer. Peki rakene yer kenu neyin nesidir? Diyor ki fe bu durumda minel lugatil mütedahileti. Minel lugatil mütedahileti. Mütedahil. Tedahale, yetedahalu, mütedahilun. Tedahulen, mütedahilun. Mütedahiletun daha sonra da. Müfret, müennes, gaibe, isim fail. Mütedahil. İç içe geçmiş lügatlardandır. İç içe geçmiş lügatlardan alınmıştır. Rakene yerkenu için diyor bunu. Rakene yerkenu nedir? İç içe girmiş lügatlardan elde edilmiştir. Rakene yerkenu. Ve diğeri için ebaya başı ne diyebiliriz? Kendisi şazdır, değil mi? Minel lugate mütedahileti ve şevazi. Bu defa şazun diye gelmedi elif lamlı. Tenvin de alamıyor yine elif lamlı. Dolayısıyla şevazi diyoruz tek esreyle. Min etkisi vav'dan dolayı devam ediyor. Ve şevazi. Eba içinde şazdır diyor. Demek ki rakene yerkenu birincisi için iç içe girmiş karışmış lügatlardan alınmıştır. Eba içinde şazdır tabirini kullanmış oldu. Zaten 5 numaralı dipnota bakarsanız ne diyor? Yani enel misal el evvel birinci misal minel mütedahil iç içe girmiş lügattan alınmıştır. Ver misalü sani ikinci misal ise mine şevazi şazdır diye burada ifade ediyor. Peşine ediyor. Rakene yer kunu nasara yensuru babındandır. Rakene yer kunu nasara yensuru babındandır. Diğeri de alime ya'lemu babındandır. Şu an tam olarak onu açıyorum. Lugatil mutedahile ne demektir? Bunu açıklamaya çalışıyorum. 5 numaralı dipnottan esinlenerek bunu açıklıyoruz. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Şöyle açıklayacağız. Dilerseniz bunu evvela beyaz bir sayfada yazalım. Sonra tekrar buraya dönelim. Şimdi iki ta şunu söyleyelim evvela. Bir tane fiil farklı farklı bablardan gelebilir. Aynı harflere sahip fiil farklı farklı bablardan gelebilir. Bunu binada ifade etmiştik. Örnek şu an tam konumuz bu. Rakene. Yer kenu fiili. İki defa yazalım bunu biz. Şuraya yazayım. Şimdi bu rakene dediğimiz yani ra harfi, kef harfi, nun harfi bir tane birinci baptan gelebilir. Ra, ke, ne, yer, ke, nu bu şekilde gelebilir. Bir de ne var? Ra, ki, ne, yer, ke, nu. Yani alime, ya'lemu babından da gelebilir. Nasara, yensuru babından da gelebilir. Bunu demek istiyorum. Ra, kef, nun.
şekildeki bir fiil hem birinci baptan hem de alime yalem babından gelebilir ki geliyor zaten. Farklı farklı lügatlarda bu şekilde kullanılmıştır. Ne dedik biz orada? Mütedahil, iç içe girişmiş, yani karışmış lügatlardan alınmıştır. Rakene yerkenu. Kitap nasıl bir örnek verdi bize? Kitap dedi ki, bir tane fiil verdi. Dedi ki, üçüncü baptan yazdı. Rakene yerkenu dedi, değil mi? Rakene yer kenu. Üçüncü baptan verdi bunu bize. İç içe girişmiş lügatlar. İşte nasıl olur rakene? Maziyi birinci kalıptan alırsın şuradan. Mazi fiili buradan aldı arkadaşlar. Onu buraya aktardı. Muzari de şuradan aldı. Buradaki fiili kullandı. Onu da buraya aktardı. Böylece ne olmuş oldu? İç içe girmiş lügatlar oldu. Yani felanca kabile rakene yer kunu. Şunu yanlış yazmışım. Rakene yer kunu. Birinci baptan çünkü, değil mi? Rakene yer kunu diye bu fiili kullanıyor. Felanca kabile, felanca lügatta bu şekilde kullanıyor bunu. Rakene yer kunu. Birinci baptan kullanıyor. Bir diğer lügat sahibi ise rakine yer kenu şeklinde kullanıyor. Ha şimdi çıkıp kimileri de diyor ki ya öyle değil, ben mazi oradan alırım, muzari buradan alırım, bir de böyle bir söyleyiş vardır diyor. İşte rakene mazi yani üstten aldı, muzari de alttan aldı. Demek ki burası neymiş? Fetaymış. Yanlış yazmışım. Burası feta yani üstte feta. O zaman ama olmamış olur değil mi? Gerçi yanlış söyledik. Burası ötre. Tekrar söyleyelim. Burası kesinlikle ötre. Tamam, yanlışlık olmasın. Rakene yer kunu. Burası ötre. Mazi buradan aldık, aktardık. Muzari'yi de alttan aldık, buraya aktardık. Bu şekilde bir lügat, yani iç içe girmiş, karışmış lügatlar vardır. Felence lügatta rakene yer kunu birinci baptan kullanılır. Bir diğer lügatta rakine yer kanu alime babından kullanılır. Ha diyor ki bunlar iç içe girmiş olursa, yani mazi bir yerden muzari bir yerden alıp sen üçüncü baba aktarırsan bunu rakene yer kanu diye, o zaman üçüncü baptanmış gibi karşıma çıkartabilirsin. Bunun farkındayım. Ama aslına bakarsan bu üçüncü bab değildir yani. Mazi bir yerden, muzari bir yerden almış. Fiili karıştırıp karşıma çıkartmışsın. Dolayısıyla bunda boğaz harfi yok ama bak üçüncü babtan diye iddia etmen yersizdir demeye getirdi işi. Şimdi buraya biz nereden okuyorduk? Şurada 5 yazdığına göre 5 numaralı dipnota bakıyorduk kısaca. 5'te ne diyordu? Birinci misal iç içe girmişlerde örnek. İkinci misal yani ebâ yebâ ikinci misal oluyor. Bu ise şaza örnektir. Ebâ yebâ için şaz tabirini kullandı. Rakene yer kunu için iç içe girmiş lügatlar tabirini kullanmış oldu. Ve emma beka yepka. Beka kelimesi aslında neydi? Beka ye. Sonunda ya vardı değil mi? Ya harfi illet mutarik ma kabil meftu. Ya elife çevirdik. Beka kaldı. Yepki yu. Yepka diye kalmıştır. Fena feneye yefneyu kala yakla hepsinin aslında ya vardı sonunda yani. Bunlar yani bu fiiller de aynı şekilde nereden gözüküyor? Üçüncü baptan gözüküyor. Bekaya yep kayu feneye yefneyu kaleye yakleyu. Örnekler devam ediyor. Bu verilen örnekler. Hepsi de nedir? Üçüncü baptan giriliyor. Birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek. Üç tane daha örnek vermiş oldu. Mazi, muzari, mazi, muzari. Ve bir tane daha mazi, muzari verdi. Bakıyoruz ki hepsinde aynı fiili fethalıdır. Dolayısıyla bunlar da üçüncü baptan gözükmektedir.
Ve üstelik bunlarda da boğaz harfi yoktur yani. Şimdi bunların izahı nasıl olmalıdır? Fe bu durumda lugatu beni dayin. Fe lugatu beni dayin. Beni dayin. Bu bir kabile adı. Ha, bu kabileye göre böyledir. Yani bu kabile der ki beka yapka diye bunu okur. Ve bakarsın ki bekaya yapkayı evet 3. baptan gözüküyor. Bu kabile fena yefna der. Kala yakla der. Bu şekilde okur. Bunlar 3. baptanmış gibi telaffuz eder. Kaç şüphesiz ki ferru kaçtılar. Minel kesreti kesteden iler fethati fethaya kaçtılar. Kesteden fethaya kaçmışlardır. Ne anlamalıyız burada? Burada şunu anlamalıyız. Şerhe baktığımızda diyor ki şerh. Minel kesret eder fethati diyor ya. Min kesrati aynil mazi fil evveli. Evvelde mazinin aynil fiilinin kesresinden kaçtılar. Evet. Ve sani ikincisinde ise ikincide de öyle. Aynı şekilde. Ve min kesreti aynil muzari'in fissalisi. Üçüncüde ise muzari'nin anil fiilinden kesseden kaçmışlardır. Buna göre burada ne anlamalıyız? Şunu anlamalıyız. Şimdi beka, bekaye, yepkayu dedik değil mi? Bekaye, yepkayu. Hepsi fethalı yani. Hepsi fetha, hepsi fetha. Peki şerhe baktığımızda ne diyor? Şerhte tekrar okuyalım. Min kesete enir mazi fil evveli. Birincisinde mazinin kesesinden kaçmışlardır. Yani B gaye değil de B gıyedir diyorum. B gıye anil fiili kesredir birincide. Ve sani ikincide de öyle. Yani FN'ye değil de FNİ'ye nun esresiyle. Hem birincisinde hem de ikincisinde mazi nedir? Anil fiili esrelidir. Bundan kaçtılar. Ve min kesreti anir muzari'in fissalisi. Üçüncüde ise muzari'nin anil fiilinin kestesinden kaçmışlardır. Yani gâleye yekliyu varebe yadribu gibi. Gâleye yekliyu. Ha işin aslı budur. İşin aslı nedir? İlk iki örnekte yani beka yapkada mazi anil fiili esteridir. Fena yefna'da feniye mazi yine anil fiili estelidir. İlk iki örnekte mazinin aslına bakarsan esteli gelir. Üçüncü örneğe baktığında mazi değil bu defa. Muzari'nin anil fiili esrelidir. İşin aslı budur. Ama Beni Tay kabilesi lügatında bu durum böyle değil yani. Beni Tay kabilesine göre hepsi de nedir? Üçüncü baptandır. Anil fiilleri hepsinin fethalıdır. Kime göre? Beni Tay'ye göre. Cumhura diğerlerine göre böyle değil. Bu niye anlattı? Ya sen şimdi gidip benim söylediğimi çürütmek için yani ücra noktadan bir fiil getirebilirsin. Ya sen getirmeden ben getireyim yani. Beni Tay kabilesi bu şekilde okumuştur. Belki bunu aklına getiriyorsun. Onlara göre durum böyledir. Onlar ne yapmıştır ama? Kad ferru minel kesreti iler fethati. Kesreden, pardon, evet, kesreden fethaya kaçmışlardır diyor. Mazi mi, muzari mi onu belirtmiyor ama. Onu anlayabilmek için şerhe bakıyoruz. İlk iki örnekte kesteden fethaya mazide kaçmışlardır. Sonuncu örnekte ise kesteden fethaya nerede kaçmışlar? Muzaride kaçmışlar. Yani kesreyi silip fetha kullanmışlar. Kesteden fethaya bir geçiş yapmışlar. Kerume yekrumu. Kitap şu an ne yapıyor? Babların aslı olmayanlar, direkleri olmayanları ele alıyor. Üçüncü babı ele aldı. Şimdi kerume yekrumu. Beşinci babı ele alıyor. Beşinci bab neden babların asıllarına dahil olamaz? La yedhulu dahil olmaz, dahil değildir. Hüve o kerume yekrumu fidda'a imi asıllara dahil değildir. Kerume yekrumu da değildir. Niye? Li'ennehu çünkü o kerume yekrumu la yeci'u gelmez.
İlla ancak gelirse de nasıl gelir? Mine tabai'i. Tabiatlerden gelir. Tabiat doğallık demek. Ve nu'uti. Ve nu'ut ne demektir? Sıfatlar demektir. Ve sıfatlardan gelir. Tabiat doğallık demek. Doğal durumlar. Nu'ut ise sıfatlar manasına geliyor. Burada sıfatlar için 3'e baktığımızda ne diyor? Es-sıfatü lazime. Lazimi sıfatlar. Yani bir insanın doğasında bulunan zorunlu sıfatlar. Sonradan uydurulmuş, sonradan ilave edilmiş sıfatlar değil. Bu anlatılıyor. Tabiat için 2 demiş. 2'ye baktığımızda el-ef'alu tabi'a ne diyor? Doğal fiillerdir. Tabiat fiilleridir. Ne gibi? Tercih hakkı olmaksızın olması yani hulugal fa'il aleyha min gayri ihtiyarin ne gibi kel husni hoş olmak vel keremi kerem cömert olmak gibi durumlar tabiatla alakalıdır. Ne anlatmak istedi? Yani kerime ikrumu bildiğiniz üzere lazimi bir şeydir. Bina sadece lazım için gelir. Kendisinde mutadilik yoktur. Dolayısıyla insanın huyları tabiatıyla alakalı şeyler içermektedir. Bundan dolayı kendisini daim olarak değerlendirmiyor. Sınırlı çünkü. Ve hasibe yahsibu. 6. bab neden daime dahil değildir? La yedhulu fil daimi. Bu da asıllara dahil değildir. Niye? Li kılletihi. Kıllet olduğu için. Li kılletihi 4 diyor. 4'e baktığımızda fil istimali. Yani kullanımda az olduğu için. Ve li'ademi ihtilafi hareketiha ve hareketinin ihtilafı olmadığı için yani hareketinde bir değişiklik yok. Bunu az önce söylememişti ama anlaşılıyor zaten. Hani 5. bapta tabiat ve nu'ut için geliyor sadece. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe kerume yekrumunda da hareketlerinde bir ihtilaf yok. İki gerekçeden dolayı kerume yekrumu daimden değildir. Hasbi yahsi bu da aynı şekilde. Bir, hareketlerinde ihtilaf yok. İki, kullanımı çok az. Genel bir fiil değil. Bundan dolayı hasibe yahsibu da nedir? Daime dahil olamaz. Lekad şüphesiz ki ca'a geldi. Fe'ule yef'alu ala lugatin. Bir lugata üzere, bir lugata göre fe'ule yef'alu diye de bir kalıp, bir bab vardır. Ha sen şimdi bu babı da dahil edersen ne elde etmiş olursun? 6 baba yeni bir bab ekledin. 7. bab elde etmiş oldun. Yani sülasi mücerretler 6'tır dedik ama 7.'yi de getirebilirsin. Fe'ule yef'alu. Böyle bir bab daha önce görmemiştik. Yeni bir bab bu. Yukarıda geçen 6 babın dışında mazide aynı fiil ötre. Muzari'de ise fetha olarak gelmiştir. Bu ala lugatin. Bir lugata göre böyledir. Ala lugati men. O kimsenin lugatıdır ki kâle dedi. Kütte. Tekadu dedi. Vehiye o yani bu lugat, bu bab, bu vezin nedir? Şazetun. Şazdır, kural dışıdır. Kütte tekadu. Bunun için 5 demiş. 5'e bakıyoruz. 5 de diyor ki Vehiye o külde tekadü nedir? Vammul ayni fil mazi ve kesriha fil gabiri. Fe'ule yef'alu anlattı değil mi? Lenne aslı külte kevudte. Kevudte. Aslı budur. Bir vammil vay vavun zammesiyle. Fe bu durumda nukilet nakredildi. Vammetuha o vavun zammesi ila ma kabliha ma kabline. Ba'de selbi hareketihi. Litedulle ala enner bina bir mevzumun ayni. Ve aslu tekadu tek vedu. Bi fethil vavi. Fe'ulle bin nakli vel kalbi. Kütte tekadu diyenin lügatına göre fe'ule yef'alu nedir? 7. baptır. Bu şekilde de olur. Kütte tekadun aslı neymiş? Kevudute. Hani nesarte der misin gibi. Kerumte gibi. Kevudte vavın ötresiyle bir zammil vavi. Tekadü de aslında neymiş? Tek vedü. Ha, bu durumda ne oldu bu? Fe'ule yef'alu gibi oldu. O lügattandır bu. Vehiye bu da nedir ama şazdır. Bir şazdır. Kural dışı olarak gelmiştir.
Ne gibi? Ke fe vile yev vulu. Bu da yeni bir bab olarak karşımıza çıktı. Bu nedir? 8. bab olarak değerlendirebilirsin. Ama şazdır dediğini unutmamalıyız. Ke fe vile yev vulu mazidane fiil esre muzarede ötürü olarak geldi. Bu bizim için yeni bir şey. Ve dimte tedumu. Bunu da 6 yazıyor. Birazdan 6'ya bakacağız. Dimte tedumu. 6'ya bakalım. Dimte tedumu için ne diyor? Bi kesrin ayni fil mali ve zammiha fil gabiri. Bi kesrin ayni. Aynın kesresiyle. Ne gibi? Fe, vi, le gibi. Ve zammiha fil gabiri. Yef, vu, lu gibi. Demek ki aynısı yani. Ke örnek veriyor. Şaza örnek veriyor. Şazdır. Ne gibi şazdır? Fevle yeflulu ve dimte tedumu gibi o da şazdır. Yani dimte tedumu hangi baptan olur? Fevle yeflulu babındandır. İkisi aynı baptandır. Dolayısıyla 8. bapta işi bitirmiş oldu. Sonraki bab için şaz dediğini unutmayalım. Yani sülase mücerretlere gidip 8 bab demeyelim. Onlar nedir? Şazdır. Vesna aşara. 12 bab. Sülasi mizitlere geldik ve burada kalıyoruz. Evet, aynen dediğiniz gibi hocam.